Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere eğer ki verdiğim tarifi uyarsanız birebir tutacak mozaik pastası tarifi vereceğim. Bunu senelerdir yapıyorum, çok da güzel oluyor. Umarım sizler de denedikten sonra memnun kalırsınız. Ben yapımına geçiyorum. Şöyle bir su bardağı sütü kabımın içerisine alıyorum. Bardak ölçüm 200 milimlik. Yarım su bardağından biraz daha fazla toz şeker. 125 gram tereyağını erittim. Hemen onu da ekliyorum. 125 gram tereyağı 3 yemek kaşığı dolusu diyebilirim. Şöyle 3 yemek kaşığı tepeleme dolusu kakao. Şunu da eklersem tam 3 gelecek. 80 gramlık bitter çikolatayı bermel usulü erittim. Onu da katıyorum. Çikolata tamamen isteğe göre, benim çok hoşuma gittiği için ekliyorum. Güzel bir tat veriyor. Ama eklemek istemezseniz katmayabilirsiniz. Bu tamamen isteğe bağlı. Tüm malzemeleri tamamen birbirine karışana kadar karıştırıyorum. Yapımı da çok kolay ve hemen aniden gelen misafirlerinize bile yapıp dolaba atabilirsiniz. Tamamdır, karıştı artık. Sizlere göstermek için bisküvilerimi açmadım. Şöyle iki paket 200 gramlıklardan 400 gram sade bisküvi kullanacağım. Hemen açıyorum. İçerisine kıracağım. Çok aşırı ufalamayın. Şöyle yeterli. Şu bisküvimi daha kırmadım. Önce bir karıştıracağım. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar fındık tozu da ekleyeceğim. Fındık, ceviz fark etmez. Bu da isteğe bağlı. İstemiyorsanız bunu da eklemeyebilirsiniz. Fındık parçaları ya da ceviz taneleri de koyabilirsiniz. Bu bisküviyi de kırdığım zaman tam gelecek. Yani iki paket tam yeterli. Artık kaşığı çıkarıyorum. Bu aşamada eldivenle karıştıracağım. Şunu da belirteyim. Eğer çikolata koymayacaksanız bisküvinin miktarını biraz daha azaltırsınız. Çok aşırı derecede de ezmeyin. Bisküviler bu sefer püre haline döner. Yeterli. Olması gereken kıvam bu. Şöyle bir tahta koyacağım altına. Çünkü silikon kalıp kullanacağım ben. Böyle bir uzun silikon kalıpta yapacağım. Sizler de nasıl istiyorsanız o tarz bir kalıpta yapabilirsiniz ama çok büyük olmasın. Eğer kalıbınız büyük olursa bu sefer çok ince olur mozaik pastanız. O yüzden daha küçük kalıplarda yapmaya özen gösterin. İçerisine streçle kapladım. Gördüğünüz gibi her yerini tamamen sardım. Dışına da şöyle birazcık bıraktım. Şöyle kaşıkla içerisine koyuyorum. Şöyle arkasıyla bastırıyorum. Kaşığın arkasıyla bastırarak düzeltiyorum. Eğer hiç kalıp kullanmayacaksanız silikonu serin, silindir şeklinde de sarabilirsiniz. Ya da piramit şekli verebilirsiniz. İlla kalıpta yapmak zorunda değilsiniz. Şöyle kenarlarındaki poşeti üzerine kapatıyorum. Hemen dolaba götürüyorum. Eğer ki vaktiniz varsa akşamdan yapmanızı tavsiye ederim. Ama benim gibi vaktiniz yoksa dolabın normal gözünde 1,5-2 saat bekleteceğim. Yok daha acelem var diyorsanız 30-40 dakika kadar dolabın buzlu kısmında dinlendirmeniz bile yeterli gelecektir. Mozaik pastayı 1,5 saat-2 saat arası dinlendirdim. Şöyle poşetinden
açıyorum. Şöyle servis tabağın üzerine koyuyorum. Ters çevirip önce kalıptan çıkartıyorum. Çok hoş gözüküyor. Şimdi bundan sonra istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben şöyle birazcık çikolata erittim. Buzdolabı poşetine koydum. Ondan sıkacağım. Bu tamamen arzuya göre. İstemezseniz eklemeyebilirsiniz. Bir 25 gram kadar ancadır çikolata. Üzerine birazcık da toz fıstık dökeceğim. Mozaik pastam hazır. Şöyle yakından da göstereyim. Şimdi kesip sizlere tabaktaki halinde göstereceğim. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.